Gülbaşkanım. 15 Temmuz'dan bugüne Mardin halkının darbeye karşı ortaya koyduğu eşsiz direniş ve dik duruşu sayesinde Mardin halkının bu ülkeyle, bu bayrakla ve toprakla kaynaşmasının daha da geliştiğini memnuniyetle gördüm. Bu duruşta halkımızın dirayeti ve halkımızın vatan sevgisiyle doğru ortaya koydu. Ancak 27 gün boyunca Mardin halkı hiçbir taviz vermeden bu duruşunu sergilerken yine birileri kirli emellerinin peşine koşarak, provokatif eylemlerin peşine koşarak darbe karşıtı ve bu şölenin gölgelenmesi için ellerine gelen çabayı sergileniyoruz. Son olarak final günü, çarşamba günü yine terör örgütünün Kızıltepe'mizde bombalı araçla yaptığı menfur saldırı sonucu 3 kardeşimizi şehit verdik. Onlarca da şehidimiz oldu, yaralımız oldu. Bu alanda bu ülkenin huzurunu bozma, bu ülkenin son dönemde yakaladığı bu kardeşlik iklimine zarar vermek için bazılarının ortaya koyduğu bu tavır herkes tarafından bilinmekte. Bu tavrın da kolay kolay değişmeyeceğini biliyoruz. Ancak yine de çağrımızı her zaman olduğu gibi yineliyoruz. Terörle hiçbir yere kimse varamayacak. Bu halkı birbirine kırarak kimse bir yere varamayacak. Bu ülkede kaos yaratarak hiç kimse fayda sağlayamayacak, kazanç sağlayamayacak. Bu yüzden bütün siyasi oluşumlara, bütün örgütlere, STK'lara, bu tür olaylara karşı dik duruşlarını artık sergilemelerini bekliyoruz. Bu alanda partimiz gereken her türlü desteği vermeye hazırdır. Diğer partilerin de bu alanda gereken çalışmayı sergilemelerini umut ediyoruz. Terör bu halkın kaderi değildir. Terör bu ülkenin kaderi değildir. Ve bugüne kadar yaşanan terör olaylarında yaşanmış kayıpların telafisini hiç kimse yapamayacak durumdadır. Bu yüzden terör ikliminin artık ülkeden göçmesini temenni ediyoruz. Ayrıca sizinle ilgili de bir şey söylemek istiyorum. 27 gün boyunca demokrasi şöleni canlı yayınlayarak, sürekli takip ederek bu konudaki gerekli bütün yayın çalışmasını tek başınıza elinizdeki imkanlarla yaptığınız için Margin Arena ekibine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Halkımızın bu şölene olan ilgisini arttırma yönünde ve haberdar olması yönünde yaptığınız çalışmalar takdire şayandır. Ben sizin bütün ekibinizi kutluyorum. AK Parti teşkilatı olarak her zaman da bu yaptığınız çalışmayı takdirle karşılayacağımızı dile getirmek istiyorum. Teşekkür ederim başkanım. Sağ olun.